Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için pul pul dökülen nefis bir mini katmer tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 1,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında 1 tatlı kaşığı instant maya ve 1 tatlı kaşığı şekeri ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdım. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamura ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenar alıyorum. Yumurtanın akını ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. En son tereyağını ekleyerek güzelce yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sizlere tavsiyem lütfen bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin çünkü kullandığınız unun markası veya kalitesi farklılık gösterebilir. Sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırarak hamurumu toparladım. Son olarak içerisine 2 yemek kaşığı dolusu oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. Son olarak spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tereyağını hamura kolayca yedirmek için oda sıcaklığında olması oldukça önemli. Başlangıçta hamur elinize yapışacaktır. Yoğurmaya devam edin ve lütfen un ilavesi yapmayın. Sonrasında hamurun ne kadar güzel bir kıvam aldığını göreceksiniz. Tereyağını hamura güzelce yedirdim ve hamurum toparlandı. Şimdi tezgahı alıyorum ve yoğurma işlemine tezgahta devam ediyorum. Tezgahta yaklaşık olarak 3 dakika boyunca yoğuracağım. Sonrasında bezelerimi alarak hamurumu dinlenmeye bırakacağım. Yoğurduğunuz hamurun yumuşak olması çok önemli. Böylelikle hem açması kolay olacak hem de katmeriniz tel tel ayrılacak. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Şöyle sizlere ne kadar esnek ve yumuşak olduğunu da göstermek istiyorum. Şimdi bu yoğurdum hamura yuvarlak bir form veriyorum. Sonrasında iki eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim hamurdan daha eşit bezeler alabilmek için hamuru silindir haline getiriyorum ve alt eşit parçaya kesiyorum. Yani hazırladığımız hamurdan toplamda 12 adet beze elde ediyoruz. Diğer bir taraftan da tepsiye bolca un serpiyorum. Sonrasında bu kestiğim hamurları yuvarlıyorum ve un serptiğim tepsiye alıyorum. Bezelerimin tamamını hazırladım. Son olarak üzerlerine un serpiyorum ve temiz bir poşete koyarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bu süre zarfında hamurlar mayalanacak ve yumuşacık olacak. Yarım saatin sonunda hamurlarım dinlendi ve mayalandı. Hemen bir tanesini tezgah alıyorum. Kalanların üzerine yine poşette kapatarak kenara koyuyorum ki üzerleri kabuk tutmasın. Şimdi dinlenen hamurun altına üstüne bir miktar un koyduktan sonra yaklaşık yemek tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bu esnada ben merdane kullandım. Dilerseniz oklava da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Tüm bezelerimi bu şekilde açtıktan sonra kenara koyuyorum. Sonrasında aralarına tereyağı sürerek üst üste koyacağız. Tabi hamuru açtıktan sonra fazla unundan arındırmayı ihmal etmeyin lütfen. Böylelikle katmerinizde hamurlaşma olmayacak ve tel tel ayrılacak. Tüm bezelerimi açarak hazırladım. Tepsiye tekrar un serpiyorum ve açtığım hamurun bir tanesini tepsiye alıyorum. Üzerine oda sıcaklığındaki tereyağı ile tamamen yağlıyorum. Her yerinin yağlanması ve kuru bir yer kalmaması çok önemli. Böylelikle katmerinizde hamurlaşma olmayacak. Tabi dilerseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Fakat tereyağı ile çok daha lezzetli oluyor. Tarifim için toplamda 200 gram tereyağı kullandım. Her bir katını güzelce yağlayarak üst üste koyuyorum. Hamurları üst üste koyarken kenarlarını çekiştirerek eşitlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Diğer açtığım tüm hamurları aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek üst üste koyuyorum. Her katını güzelce yağladım ve son kalan hamuru da üzerine kapatıyorum. Hazırladığım tepsiyi şimdi tekrar poşete koyarak buzluğa kaldırıyorum ve yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda tereyağı ve hamur güzelce donacak ve bütünleşecek. Sonrasında açması oldukça kolay olacak. Yarım saatin sonunda hamurumu dolaptan çıkarttım. Bu arada diğer bir taraftan da fırınımı 200 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Katmerlerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Şimdi hazırladığım hamuru tezgah alıyorum. İlk olarak elimle biraz açıyorum. Sonrasında üzerine bir miktar un serperek merdane ile olabildiğince ince ve büyük olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Her yerinin eşit şekilde açılabilmesi için hamuru açarken arada bir ters düz ediyorum. Yeteri kadar açtığım hamuru ilk olarak ikiye kesiyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi kesme işlemine devam ediyorum. Hamuru dikey olarak kestikten sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi ortadan yatay kesiyorum. Kenarlarındaki hamurlar zaten kısa olduğu için onu hemen rulo yapıyorum. Kenarlarını rulo yaparak hazırladıktan sonra ortasındaki hamurları tekrar keserek rulo yapmaya devam edeceğim. Hamurun kenarlarını rulo yaparak hazırladım. Şimdi ortada kalan hamurları da tekrar kesiyorum. Ve de aynı şekilde rulo yapmaya devam ediyorum. Hazırladığım mini katmerlerimi fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Hamurların tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum ve güzelce çırpıyorum. Şimdi bu hazırladığım karışımı hamurların üzerine sürüyorum. Tamamına yumurta sarısı sürerek hazırladım ve bolca çiğ susam serpiyorum. Şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fırına koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen katmerlerimi fırından çıkartıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı giden katmerlerim artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Dışı çıtır çıtır, pul pul dökülen ve içi tel tel ayrılan çok lezzetli bir tarif oldu. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Gördüğünüz gibi her bir katı tek tek ayrılıyor. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.